zaman engin bilgilerinden yararlandığımız Münir Sayhan Hocam'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam, geçtiğimiz günlerde Çivril'in büyüğü, üstün hizmet madalyası olan Kadir Kameroğlu'nun, değerli Kadir amcamızın ölüm yıl dönümüydü. Ölüm yıl dönümü nedeniyle Çivril'de yapılan etkinlik de deneyelim, faaliyetlere baktık, onu anma için düzenlenen programlara baktık ve bir takım eksiklikler gördük. Acaba Çivril'de Kadir Kameroğlu'nun değeri bilinemiyor mu? Siz de onu yakından tanıyan birisi olarak bu konuda sizin görüşlerinizi almak istedik. Bize Kadir amcayı biraz anlatabilir misiniz? Ben de öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Kadir amca ile ilgili söyleyişiye şöyle başlamak istiyorum. Seni özlüyoruz Kadir amca. Samimi bir şekilde söylüyorum, içimden gelerek söylüyorum. Hakikaten Kadir amcayı özlüyoruz. Bana göre Kadir amca Çivril'in vicdanıydı. Bunu şu anlamda söylüyorum. Çivril'de herhangi bir sıkıntı, herhangi bir olumsuzluk vesaire yaşandığında önce Kadir amcanın vicdanını sızladığını görüyordum ben. Kadir amca durumdan vazife çıkararak bana yakındır, uzaktır, akrabamdır, eşimdir, dostumdur demeksizin o sıkıntı neyse o sıkıntıyı çözmeye çalışan bir yapısı vardı. Bu da herhalde Kadir amcayı Kadir amca yapan özelliklerden birisiydi. Örneğin sadece bunu ekonomik anlamda yapan bir kişi de değildi. Diyelim ki bir bürokrat Çivril'e evrak muamelesi yaptı. Onun rahatlıkla hesabını sorabilen ya da bir yönetici, il yöneticisi, ilçe yöneticisi Çivril'le ilgili herhangi bir sıkıntılı durum olduğunda neden bu böyle oldu, böyle olması gerekmiyor mu şeklinde aslında birebir onda kendi çıkarı olmamasına rağmen bunu sorabilen ve bunun takipçisi olan bir yapısı vardı. Tabii çıkarı olmadığı için de korkusu da olmuyor diye düşünüyorum, değil mi? Korkusuzca aynen. Üzerine gidebiliyordu. Ama çevremizde yine bu şekilde herhangi bir bürokrasiden vesaireden yönetimden çıkarı olmayan her şeysi denk olan tabiri yerindeyse kişiler var. Fakat onlar bir toplumsal sorumluluk hissetmedikleri için bu tip olaylara girmiyorlardı. Rahmetli sadece hayırsever iş insanı olmaktan öte aynı zamanda yazmaya da başlamıştı. Hep böyle kendi aramızda konuştuğumuzda kenarından köşesinden böyle Hasan Pulur çağrısı yaptığını ya da tınısı taşıdığını yazılarının belirtirdi. Gerçekten de öyleydi. Olaylar üzerine o olayı bir yerden alır, onu köşesine oturtmaya çalışırdı. Bunu yaparken de bazı olaylarda ısrarcı oluyordu. Hakikaten ısrarcı olması işe yarıyordu. Örneğin bir Çivril Devlet Hastanesi'nin o dönemlerde çok polemik yaşandı. 75 yataklı mıydı, 100 yataklı mıydı, vay efendim ikinci yatak atılacakmış, şu olacakmış, bu olacakmış gibilerinden. Bunun o kadar ciddi bir şekilde mücadelesini yaptı ki belki rahmetli sağ olsaydı da örneğin kendi adının verdiği bir ünite, bir bölüm olsaydı da o günleri görseydi ve o emeğiyle o adın taşlandırmış olduğunu bir fiil kendisi yaşasaydı diye düşünüyorum. Onun dışında kitap yazmak doğru bir zanaattır. Kadir amcanın Dostlar Meclisi adını verdiği kitabı yazdığında ben kısmen editörlük yaptım kitap buradan çıkmazdan önce. Şunlar nasıl olmalı gibilerinden çok güzel bilgiler paylaştık. Sağ olsun bana da itibar ederdi. Ben de babam gibilerle, onların esnaflığıyla falan bunların içinde büyüdüğüm için çok küçükten beri gelen bir saygım vardı. Bu karşılıklı sevgi, saygı ilişkisi içerisinde pek çok zaman beni çağırırdı yanına. Sayhan diye çağırırdı ya da hocam diye çağırırdı. Giderdim. O gittiğim dönemlerde çok güzel şeyler öğrendim ondan. Mesela onun güzel bir sözü vardı. Bu sözü ilk kere ben ondan duydum. Devenin silkintisi eşeği yük olurdu diye. Evet. O kadar güzel bir şeydi ki. Bunu da şununla anlamlandırırdı. Biliyorsun Çevap var. Hala devam ediyor. Çevap'ın kolektif bir vakıf olabilmesi için çok mücadele etti. Bunun için herkesin üzerine düşen küçücük yardımlarda bulunsa bu yardım havuzunun büyüyeceğini sonuç itibariyle
çevirir, daha çok kişiye burs verecek. Sonuç itibariyle bu çocuklara daha çok çevirir sahip çıkacak. Yine sonuçta çevirir kazanacak. Yine sonuçta çevirir kazanacak. Bunu örneklendirirken, ya herkesin işte ekonomik durumu iyi değildir vesaire diye konuştuğumuzda, o zaman bu sözü patlatmıştı. Yani devenin çirkinlisi eşeğe yük olur. Yani bir sürü zengin var. Onlar küçük birer yardım yapsa, o alan çocuklar için büyük bir anlam taşır bu. Dolayısıyla bunu verenden de bir şey eksik olmaz, eksilmez anlamında söylüyordu. Şimdi bunlar herkesin böyle fedakarlık yaparak kullanabileceği ya da elini tabiri yerindeyse taşın altına koyabileceği konular değil. Kadir amcamızda biz bunu gördük. Bunu görürken de hiçbir çıkar duygusuyla yapmadığını da biliyorum. Hatta kendisinin söylediği bir laf vardı, sık sık da söylerdi bunu. Ben vergiyle bir ilişkim yok. Dolayısıyla yapılanları ben vergiden falan düşmüyorum. Sonuç itibariyle ben bunları yapıyorsam manevi anlamda ömrümün uzadığını düşünüyorum. Ve Allah ömrümü verdiği müddetçe de ben bunları yapacağım. Şimdi bu kadar böyle naif bir beklentisi olan kişi olarak bunları yapıyordu. Peki ne kadar güzel söylüyorsunuz. İşte Kadir amca çevirir için çok şeyler yaptı. Peki bizler çevirili olarak veya işte çevirin üst düzey yöneticileri olarak Kadir amcaya vefa borcunuzu yerine getirmiş olarak görüyor musunuz? Şimdi ben gördüklerimden yola çıkmam gerekir. Kadir amcanın vefatında doğrudan doğru ben haber aldım. Bu haber üzerine Kadir amcanın cenazesine katıldık. Onun yaptırdığı camide cenazesi kaldırıldı. Şimdi Kadir amca çocukların Kadir dedesiydi. Kadir amca Denizli ili sınırları içerisinde devlet üstün hizmet madalyasına sahip olan birinci kişiydi, ilk kişiydi. Ondan sonra zannedersen bir kişiye daha verildi bu devlet üstün hizmet madalyası. Şimdi bu pencereden baktığımızda bırakın devleti, yani devlet demeyeceğim, Çivril'i diyeceğim, Çivril'deki kişiler diyeceğim. Orada benim aklımdan, gönlümden geçen cıvıl cıvıl çocuk sesi olmalı. Onun tabutunun çevresi o öğrencilerle dolu olmalıydı. O öğrencilerin her birinde çiçekler olmalıydı ve Kadir amcasının tabutu o çiçeklerle donatılmalıydı. Ben ne okullarından bir tek öğrencinin geldiğini görmedim. Onun dışında okulun idaresi, öğretmeni durumundaki olan arkadaşlardan tek tük gördüklerim oldu. Ama benim dediğim anlamda, yani böyle kolektif, topyekun, Kadir amcaya yaraşır bir şekilde o cenazeye sahip çıkıldığını görmedim. Çivril halkında da bu anlamda biraz şey gördüm, ketum gördüm. İstanbul'dan gelenler var, sağ olsun otobüslerle gelenler vardı. Onları bir kenara koyacak olursak, yani maksatını aşmasın ama bu benim içime oturmuş bir şeydi. Sanki Kadir amcanın bulunduğu cemaatten bir kişi ölmüş de o ölen kişinin cenazesi kalkıyormuş gibi bir hava vardı. Ama Kameroğlu bunu hak etmiyordu. Ben hala bunu söylüyorum. Kadir Kameroğlu bunu hak etmiyordu. Rahmetli İsmail amca, ikisi de mezarlığında rahat uyusunlar. Çivril'de okullaşma adına çoban ateşini yakan ilk kişidir. İsmail Özcan adıyla ilkokulu yaptırması, o zaman kadar ilk öğretim. Sonra benim çalıştığım Emin Özcan Anadolu Lisesi'ni yaptırması. Bu ilk kıvılcımdı. Ama bu kıvılcımın harlanıp sürekli böyle sönmeyen bir meşaleye, eğitim meşalesine dönüşmesini sağlayan da Kadir amcadır. Yani rahmetlinin o konuda hiç hakkını yememek lazım. Kadir amca tatlı sert uslubuyla gerekirse, kendi ifadesi bu, ya ben şuraya bir okur diyerek sözünün geçeceğini, nazının geçeceğini düşündüğü kişileri devreye sokup bu eğitim kervanının kesintisiz yürümesine, bugüne kadar, rahmetli olana kadar kesintisiz yürümesine vesile oldu. Sadece buna kalmadı ki. Yani yaptırdığı ibadethanelerden tutun da, camilerden tutun da, sağlık ocağından tutun da,
Onun dışında diğer okulların yapımına katkı koymak anlamında tutun da o kadar çok damgasını vurdu ki. Şimdi şöyle bir ayak var Çivril açısından düşündüğümde. Çivril bir tarım kenti. Çivril bir kısmı yerel anlamda da olsa ticaret kenti. Çivril bir eğitim kenti. Neden bunu söylüyorum? Üniversitenin de yapılmasıyla birlikte Atısay abinin katkılarıyla biliyorum bunun olduğunu ve diğer zengin iş adamlarımızın, iş insanlarımızın yaptığı katkıyla birlikte şu anda Çivril'de 6 kişiden birisi öğrenci. Bu çok önemli bir şey. Gene Kadir amcamın sözünden gidelim. Çivril'e eğitim için gidilir diye bir ifadesi var. Çivril'de ortalama okullarda 20 kişi, 25 kişi mevcut varsa bunu herhalde bu okullaşmaya borçluyuz. Ama yani şöyle bir laf var, marifet iltifata tabidir derler ya. Biz bu iltifatı Kadir amcada çok gördük. Yani her insanın zaafı vardır. Kadir amca da marifetinin taltif edilmesini isteyen birisiydi. Yani ona teşekkür edilmesini bekleyen birisiydi. Biz bunu ona çok gördüğümü düşünüyorum. Yani onun sağlığında biz maalesef ona gerekli saygıyı gösteremediğimizi düşünüyorum. Bundan da inşallah bizler ders alırız. Bundan sonra kalanlar da ders alır. Peki sağlığında gerekli değeri veremedik, işte gerekli saygıyı gösteremedik diyorsunuz. Peki ölümünden sonra biz Kadir amcanın değerini anlayabildik mi? Vallahi bir zor bir soru. Bu da ben düşüncelerimi anlattım. Anlayabildiğimizi sanmıyorum. Ama bunun için telafi edecek bir açık kapımız var. Örneğin inşaatı şu anda yarım bekleyen sağlık meslek lisesi var bildiğim kadarıyla. Sağlıkla ilişkilendirmek adına bir, ikincisi Kadir amcanın sağlığında Çivril Sağlık Meslek Lisesi, Kadir Kameroğlu Sağlık Meslek Lisesi adı altında bugünkü hastane bahçesinde yapılmış bir sağlık meslek sistemimiz vardı. O yıkıldı biliyorsunuz, tabir yerindeyse tedavülden kalktı. Hem onu telafi etmek adına hem sağlıkla ilişkilendirmek adına mesela Sağlık Meslek Lisesi'ne Kadir amcamızın adı verilebilirdi. Eğer hastaneye daha giden şehidimizin ismi verildi, güzel bir şey oldu. Onun adı verilmemiş olsaydı Kadir amcamızın ismi gene devlet hastanesine verilebilirdi. Ya da dişle ilgili bir bölüm var. Poliklinik mi deniliyor artık onun adı ne? Diş hastanesi mi olacak? Onu tam isimlendiremiyorum. Oraya mesela bu şekilde bir isimlendirme yapılabilir. Kadir amcamızı en azından manen ruhunu şad etmek adına böyle güzellik yapılabilir diye düşünüyorum. Yani çevrede birçok yerde Kameroğlu soy ismini görüyoruz. Yani evet. Kadir Kameroğlu var, eşinin, değerli eşinin var. Kendisi ve yakınlarının adına yaptırdığı şeyler var. Onun haricinde, kendi yaptırdıklarının haricinde bu kadar Çivril'e önem verdin deyip de onun isminin konulduğu hiçbir yapı yok galiba. Yok. Benim gördüğüm kadarıyla yok. Yani devletin yaptırdığı bir kurumun adını onun üzerinde yaşatmak. Atıyorum, örnek olsun diye veriyorum. Çivril, Kadir Kameroğlu Etnografya Müzesi gibi mesela. Hı. Böyle bir şey olabilir. Hani örneklendirmek adına söylüyorum bunu. Eğer böyle bir şey yapabilecek olursak, bundan sonra da ekonomik durumu iyi olan, dolayısıyla duyarlı olan başka zenginlerimiz var. Sosyal duyarlı olan bir sürü iş adamlarımız var. Onlara karşı da bir adım atmış oluruz. Bürokrasi olarak, Çivril halkı olarak, devlet olarak. Dolayısıyla onların katkılarının sürekliliğini sağlamış oluruz. Biz de biliyorsunuz yani bu okulları sadece yaptırmakla kalınmıyor. Bunları yürütmek, devam ettirmek de gene o kişilerin arkadan kalan çocuklarının, torunlarının katkısıyla oluyor. Örneğin İsmail amca vefat etti. Emin Özcan Anadolu Lisesi'ndeki bu sirkülasyon devamı için işte başta Razi abla, Aydın abla olmak üzere hala bizim okulun ihtiyaçlarını görme anlamında ya da sahiplenme anlamında biz onların çok katkısını görüyoruz. Sonuç itibariyle Alaaddin abimiz olsun, diğer evlatları olsun hala daha benim bildiğim kadarıyla bu Kadir Kameroğlu eğitim meşalesinin yanık tutulması için elinden geleni yapıyorlar. Şimdi böyle bir durum varken bunu köreltmenin ya da bu ışığı ne diyelim voltajın düşürmenin bir anlamı yok.
daha artırmak için ne gerekiyorsa onu yapmak lazım. Eğer bu yapılırsa Çivril'de de kazanır, eğitim camiası da kazanır ve Çivril insanı da Kadir Şinaslı'nı bir şekilde ortaya koyması gerekir diye düşünüyorum. 1920 sonrası da Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte bizim insanımız Kadir Şinaslı'nı pek çok yerde gösterdi zaten. Yani imece usulüyle Cumhuriyet sonrası okur yapmak, örneğin 30 Ağustos İlköğretim Okulu'nun o zaman adı 30 Ağustos İlk Mektebi'ydi. Bunun yapımını halk üstlendi. Dolayısıyla bizim halkımızın genetik yapısında bu var. Sahiplenme, ortaya bir şeyler koyma, kolektif olarak çalışma var. Bu özü harekete geçirecek olan bir güç lazım. O gücü Kadir amca çok iyi keşfetti, tespit etti ve bunu sürekli dile tuttu. Şu anda böyle bir lokomotife ihtiyacımız var diye düşünüyorum ben. Sonuç itibariyle bunun bir şekilde telafi edilmesi lazım. Evet, yani Çivril'e başka Kadir Kameroğulları da gelebilir. Çivril'de yeni bir Kameroğulları da olabilir. Evet. Ama bunun yeter ki birileri fitilini ateşlesin diye düşünüyorum. Ve değerini bilsinler Kadir amcanın biliyorsunuz. Aynen. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya da şöyle sorayım. Son olarak Kadir amcanın hiç kimsenin bilmediği farklı yönleri var mıydı sizin bildiğiniz? Çünkü siz bayağı iç içeydiniz, çok samimiydiniz onunla. Hiç kimsenin şimdiye kadar duymadığı yönleri var mıydı? Şimdi çok güzel sorular sordunuz da Kadir amcamın mesela birebir sohbet sırasında bana anlattığı özel şeyleri vardı. Bunlara girmek istemem. Yani bir kıza bile aşık olduğunu zamanın beğeninde onun ifadesiyle. Tamam, bana anlattı, çok mutlu olduğunu, yani Kadir amcamız da her böyle delikanlı gibi, genç gibi, o yaşadığı dönemlerde o sevme, sevinme, ait olma duygularını yaşayan bir kişi olduğunu ve bunları anlatırken de gözlerinin içinin böyle pırıl pırıl güldüğünü, o yaşına rağmen güldüğünü gördüm. Benim için nokta kalan bir de bir şey var. Kadir amcanın ölümünden önce en son Çivril'e geldiğinde böyle bir sonbahar günüydü. Kadir amca dostlar meclisinin önünden geçerken yanında benim eşim de vardı. Bir yere uğramamız gerekiyordu. Münir hocam dedi, bağırdı. Hoca dedi, bağırdı. Buyur Kadir amca dedim ben. Gel bir gel dedi. Kadir amca dedim ben. Bir yere uğrayacağız. Hemen dönüşte geleyim. O yan sokakta ara sokağa girdi. Bir yere uğradı hanımla birlikte. Dönüşte baktım Kadir amca mekanı kapatmış. Ondan sonra da Son görüşmemiz oldu. Şu an bile gözlerim dolu dolu oldu neredeyse. Son görüşmemiz oldu. Kadir amcayı bir daha görmedim. O süreçte hastalandı, şu oldu, bu oldu. Telefonla görüştüm ama yüz yüze görüşme şansım olmadı. Amerika'dayken bile kalp ameliyatına gittiğimde görüştüm. Ama bu benim içimde kaldı. Keşke gidip elini öpseydim, helal etseydim diye düşündüm. O benim içimde ufta kaldı. Kabri cennet olsun yani. Kabri cennet olsun. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok siz de ağzınıza sağlık. Beni duygulandırdınız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kadir amcam, kabri cennet olsun. Yaptıklarıyla yaşayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Amin. Teşekkür ederim.